Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz varlık felsefesi. Haydi gelin bir bakalım varlık felsefesinde hangi konuları işleyeceğiz? Varlık felsefesi nedir? Metafizik ve ontoloji tanımına bakacağız. Varlığın olup olmadığı problemine değineceğiz. Varlığı oluş olarak kabul edenlere bakacağız. Varlığı madde olarak yani materyalizm olarak kabul edenlere bakacağız. Varlığı fenomen olarak kabul edenler, felsefe ve bilim açısından varlığı inceleyeceğiz. Ontoloji açısından varlık ne demekmiş ona bakacağız. Varlığın niceliği ve niteliği problemine değineceğiz. Varlığı idea yani diğer bir anlamıyla düşünce olarak kabul edenlere bakacağız. Varlığı hem madde hem idea olarak kabul edenlere ve en sonda çağdaş varlık felsefesine değinip konumuzu bitireceğiz. Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle temel kavramlara bakmak istiyorum. Çünkü konu içerisinde bu kavramları sık sık görüp telaffuz edeceğiz. Öz, ideal varlık, realizm, diyalektik, determinizm, töz, real varlık, metafizik, idealizm, fenomenoloji, ide, nihilizm, pluralizm, monizm, materyalizm, oluş ve fenomen kelimeleri konumuzun içerisinde sık sık yer alacak arkadaşlar. Bu bağlamda hadi bakalım gelin konumuza artık geçiş yapalım. Varlık felsefesi varlığın ne olduğunu, doğasını, yapısını ve ilkelerini, türlerini inceleyen bir felsefe disiplinidir. İki varlık türü söz konusudur. Birincisine gerçek varlık diyeceğiz. İkincisine düşünsel varlık. Şimdi bu gerçek varlık ve düşünsel varlığın tanımlarına bir bakalım. Gerçek varlık, günlük yaşamda algılarımızla kavradığımız nesnelerin var olduğu kabul edilir. Örneğin şu masa, şu ağaç, şu kitap dediğimizde benim zihnimden bağımsız olarak benim dışımda ben onları algılasam da algılamasam da var olan nesneler gerçek varlık tanımına girer arkadaşlar. İkinci olarak düşünsel varlık diyeceğiz. Bunlar da insan zihnine bağımlı olan yani onun ürünü olan varlıklardır. Benim burada bahsettiğim varlıklar benim zihnimde olan yani ben düşündüğüm için varlar. Örneğin ne örnek verebiliriz? Geometrik şekiller, sayılar, değil mi? Mesela doğada bir gösterebileceğimiz kare var mıdır? Ya da üçgen şekli var mıdır? Ya da bir, iki sayısı var mıdır? Bunlar ben düşündüğüm için benim zihnime bağımlı olarak var olan, evrende var olan varlıklardır. Felsefe açısından varlığa bakacak olursak, felsefe aslında ortaya çıktığı andan itibaren varlığı bir konu olarak araştırmaya başlamıştır. İlk çağlardan itibaren filozofların da asıl konusu olan varlık nedir? Gerçekten bir şey var mıdır? Var ise bu şeyin özü nedir gibi sorular hep filozofların sorduğu sorular arasında yer almıştır. Felsefe varlığa eleştirel ve genel olarak yani bütüncül olarak ele alır. Yani eleştirel, sorgulayıcı bir tavırla genel, bütüncül olarak ele alır. Hemen bilim açısından varlığa bakalım. Varlığın olup olmadığından asla kuşku duymaz. Peki varlığın olup olmadığından kuşku duymaz. Bunu ispatlayabilmek için neler kullanır? Deneysel yöntemler kullanır. Peki felsefe gibi nasıl yaklaşır varlığa? Parçalayarak mı, bütünsel mi dediğimizde bilim varlığa parçalayarak yaklaşır. Parçalayarak. Buna örnek şunu verebiliriz. Kimya ile ilgili konuları incelerken fiziğin alanı farklıdır, biyolojinin alanı farklıdır. Bunların hepsini bir bilim olarak kabul edersek, bilim varlığı parçalayarak ele alır. Evet arkadaşlar, metafizik ve ontolojiye bakmamız gerekiyor. Çünkü ontolojinin alanında metafizik de yer alıyor. Metafizik, kelime anlamı olarak fizik ötesi. Yani fiziğin açıklayamadığı, kavrayamadığı şeyleri açıklar. Bilimin eksik bıraktığı alanları tamamlamaya ve görünür olanların arkasındakilere ulaşmaya çalışır. Görünür olanların arkasındakiler neler olabilir? Tanrı, ruh,
ölüm gibi kavramlar metafiziğin konusuna girer. Ne demiştim? Metafizik, fizik ötesi. Dolayısıyla fiziğin alanına almadığı kavramları alır arkadaşlar. Bu terimi ise ilk kullanan kişi Aristoteles'tir. Bunu da unutmuyoruz. Ontoloji ise var olanı kendisine konu edinir. Metafizik görünür olanların arkasındakine ulaşmaya çalışırken ontoloji var olanı kendisine konu edinir. Fiziksel olanın yanında soyut varlıkları da incelemektedir. Şöyle bir şematik olarak gösterirsek ontoloji metafizik onu kapsar. Metafizik ve ontoloji arasındaki fark da budur. Şimdi ontoloji varlığa nasıl yaklaşmış? Bunu üç grupta inceleyelim. İlk olarak varlığın olup olmadığı problemi, nihilizm ve realizme bakacağız. İkinci olarak varlığın niceliği problemi, yani varlığın sayılabilen özelliklerine bakıp monizm, dualizm ve pluralizm akımları üzerinde duracağız. Üçüncü olarak da varlığın niteliği, yani ne olduğu problemi üzerinde duracağız. Varlığı oluş olarak kabul edenler yine bu grupta yer alacak. Varlığı ide olarak kabul edenler, madde olarak yani materyalizm olarak kabul edenler, varlığı madde hem ide olarak kabul edenler, varlığı fenomen olarak kabul edenler deyip konumuzu orada bitireceğiz arkadaşlar. Evet, varlığın olup olmadığı problemi nihilizm geliyor. Burada da gördüğünüz gibi resmimizde nihilizm aslında hiçbir şeyin olmadığını savunuyor. Gelin bakalım temsilcileri kimlermiş bir bakalım. Varlık var mıdır sorusuna nihilizm akımı varlık yoktur der. En önemli temsilciler ise Gorgias ve Nietzsche'dir. Aslında Gorgias'ın söylediği şudur. Hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez, bilinse dahi bir başkasına aktarılamaz. Burada nihilizm akımının temsil eder Gorgias. Nietzsche ise var olan şeylerin özellikle ahlaki anlamda insanları sınırlandırdığı için hiçbir şeyin olmadığını kabul eder. Evet, nihilizmin uzak doğudaki ismi ise Taoizm'dir. Yani Taoculuk, varlığın özünü yokluk olarak kabul eder. Temsilcisi Lao Tse'dir. Tao'nun dışında hiçbir şey bilinemez. Tao dediği şey aslında bilinemez, tanımlanamaz bir şeydir. Nihilizmin uzak doğudaki ismi Taoizm'dir. Peki varlık var mıdır sorusuna bir de realistler cevap vermiş. Realizm akımı cevap vermiş. Ne demişler? Realist düşüncelerde varlığın belli bir bilgisine ulaşacağını kabul eder. Yani şunu söyleyebiliriz. Varlık vardır, evet, ve biz bunun belli bir şekilde bilgisine ulaşabiliriz diyoruz. Hemen varlığın niceliği problemine değinelim. Nicelik ise varlığın sayılabilen kısmına değineceğiz. Bu bağlamda varlık bir midir yoksa birden çok mudur sorusuna cevap veren farklı görüşler vardır. Bu görüşlerden bir tanesi monizm, diğer bir ismiyle tekçilik, dualizm, ikicilik ve pluralizm, çokçuluk. Gelin şimdi bunları ayrıntılı bir şekilde anlatalım. Monizm monodan gelir, tekçilik anlamındadır. Var olanı tek bir nedenle ve gerçeklikle açıklar. Örneğin varlık var mıdır? Varlığın ana maddesi nedir gibi soruya işte Thales ne demiştir? Su demiştir. O zaman Thales nedir? Monisttir. Yani tek bir nedenle açıklıyor. Tek bir ilkeyle açıklıyor varlığın varoluş nedenini. O yüzden Thales'e biz monist diyebiliriz. Dualizm ikicilik demektir. Varlık birbirine indirgenemeyen iki tözden, yani diğer bir ismiyle iki özden oluşur. En önemli temsilcisi Descartes'tir. Descartes madde ve ruh gibi birbirine indirgenemeyen madde ve ruh gibi birbirine indirgenemeyen iki tane tözden bahseder. Dualizm deyince aklımıza Descartes gelecek. Madde ve ruh gibi iki tane birbirine indirgenemeyen tözden oluşur. Yani şunu demek istiyor. Maddeyi ruhla, ruhu maddeyle açıklayamazsın der. Geldim pluralizme. Burada yanlış yazılmış. Şöyle yazayım. Pluralizm. Yani çokçuluk. Bu İngilizce'deki plural, hani şu S takısı vardı ya, oradan da aklınıza gelebilir. Çoğulculuk demek. Varlığı açıklarken
birden çok ilkeyle açıklamaktadır. Yani ikiden fazla belirleyicinin olduğu görüştür. Örneğin ilk çağ filozoflarından Empedokles varlık nedir, neden oluşmuştur sorusuna su, ateş, hava ve toprak ile açıklamıştır. Dolayısıyla Empedokles pluralist bir filozoftur. Şimdi varlığın niteliği ne olduğu problemine bir bakalım. Bununla alakalı çeşitli görüşler var. Varlığın ne olduğuyla alakalı, niteliğiyle alakalı. Bazı filozoflarımız varlık oluştur demiş. Bazı filozoflarımız varlık maddedir demiş ve materyalist görüşle açıklamış. Bazı filozoflar varlık ideadır. Yani varlık diğer bir ismiyle düşüncedir demiş. Bir başka filozofumuz varlık fenomendir demiş. En önemli temsilcisi de Husserl, birazdan bahsedeceğiz. Diğer bir filozofumuz ise varlık hem madde hem ideadır demiş. Dualist görüşle bu görüşü açıklamıştır. Haydi gelin bunlara tek tek bir bakalım. Varlığı oluş olarak kabul edenler diyelim. Varlık durağan değildir. Oluş var, işin içinde oluş var. Bir hareketlilik, bir devinim var. Dolayısıyla evrende sürekli bir değişim, bir hareket var. Varlık sürekli değişir ve gelişir derler. En önemli temsilcileri de Heraklitos ve Vahtiyit'tir. Gelin bir bakalım Heraklitos ve Vahtiyit neler söylemiş bizlere. Heraklitos, varlık bir oluştur. Sürekli bir değişim içinde olduğundan varlığın değişmeden kalan somut veya soyut özünden bahsedilemez. Yani Heraklitos şunu söyler. Aynı nehirde İki kez yıkanılmaz sözü Heraklitos'a aittir. Bu bağlamda bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Yani sen o nehre girdiğinde ne sen ikinci kez girdiğinde ne sen aynı sensindir ne de akan su aynıdır. Dolayısıyla evrendeki her şey bir akış, bir değişim içerisindedir. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir der Heraklitos. Yine varlığı oluş olarak kabul edenlerden Vahtiyit'e hemen bakalım. Durağan varlık anlayışına Heraklitos gibi o da karşı çıkar. Evren sürekli değişir. Bunun için de der, evren mekanik değil, canlı bir oluştur der. Ve bu değişimi kontrol eden bir tanrı vardır der. Örneğin ne diyelim? Elma örneğini verelim. Elma ilk önce mavileşmez değil mi arkadaşlar? Elma ilk önce sarı olur, sonra kırmızı olur. Dolayısıyla evrende her şeyin bir düzeni vardır ve bu düzeni de kontrol eden tanrıdır der Vahtiyit. Varlığı düşünce olarak kabul edenlerde 4 tane filozofumuz var. Platon, yine Platon'un öğrencisi Aristoteles, Hegel ve Farabi varlığı düşünce olarak kabul ediyorlar ve kendi içlerinde farklı kavramlarla varlığı açıklamaya çalışıyorlar. İlk olarak Platon'a değinelim. Platon varlık ideadır der ve evreni ikiye ayırır. Birincisi der idealar evrenidir, ikincisi nesneler evrenidir der. Aslında Platon'un kabul ettiği bu idealar evreni orijinal dediğimiz yani asıl var olanların olduğu evrendir. Diğer evrende gördüğümüz her şey masa, kalem, kağıt, insan bunlar hepsi kopyadır der. Birer kopyadır der. İdealar evreninin kopyası. İdealar evreni düşünme ve düşünceyle görmedir. Bu evrende asla hareket, devinim ve bozuluş yoktur. Ama nesneler evreni bizim duyularımıza dayanan bilgi türüdür. Bu evrende hareket, devinim, bozuluş vardır. Burası ideaların tamamıyla kopyasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla Platon'un idealar evrenini ve nesneler evrenini unutmuyoruz. Varlık olarak iki tane evrenden söz ediyor. Onun idealar evreni değişmeyen bir evrendir. Mesela burada şu örneği verebiliriz. Güzel kavramını insana ithaf ettiğimizde güzel insan ölebilir, yok olabilir ama güzel ideası hep vardır. Evet arkadaşlar, geldik Aristoteles'e. Aristoteles'e göre ise varlık yine ideadır. Ancak iki ögeden oluşmuştur. Bunlar nedir? Madde ve form. Madde nedir? Burada insan, form ise ruhtur. İnsan dediğimize bedende diyebiliriz. Aristoteles'in evrende bir varlığın olabilmesi için 4 tane nedenden bahseder. Yani evrende varlığın oluşabilmesi için 4 tane neden olduğunu söyler. Gelin o 4 nedeni hemen bir açıklayalım.
İlk olarak maddi neden, ikinci olarak formal neden, etkin neden, ereksel neden. Buradaki heykelimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bu heykel üzerinden maddi, formal, etkin ve ereksel nedeni açıklayalım. Maddi neden dediğimiz heykelin yapıldığı madde. Formal neden dediğimiz heykelin biçimi. Fail neden, yani diğer bir ismiyle etkin neden, heykeli yapan kişi. Ereksel neden ise heykelin güzel bir şey ortaya çıkarmak için yapılmış olması diyebiliriz. Ereksel neden, diğer bir ismiyle amaçsal neden. Dolayısıyla bir varlık doğada var olurken veya evrende var olurken 4 tane nedeni taşır. Yine Farabi de varlığın idea olduğunu savunanlardan ama ancak o varlığı ikiye ayırarak açıklıyor. Birincisi diyor evrende var olan varlıklardan birincisi zorunlu varlıktır. İkincisi ise mümkün varlıktır. Zorunlu varlık dediği Tanrı'dır. Yani var olmak için başka bir şeye ihtiyaç duymaz. Mümkün varlık ise insandır. Var olmak için Tanrı'ya ihtiyaç duyar veya başka bir sebebe ihtiyaç duyar. Var olmak için başka bir şeye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla burada Farabi zorunlu ve mümkün varlığı anlatırken daha çok olaya dinsel ve İslami yönden bakmıştır. Hegel de varlığı idea olarak tanımlayanlardan. Varlık değişir ve gelişir der Hegel ve Hegel'in diyalektiğini unutmayacağız arkadaşlar. Tez, antitez ve sentez. Hemen gelin bir bakalım bu tez, antitez ve sentez nedir? Aslında Hegel'in anlatmak istediği şu. Evrende bir diyalektik süreç vardır. Tez ve antitezin karşıtlığından bir değişim meydana gelir ve bu da sentezi oluşturur der. Yani doğada var olan varlıkların bir diyalektik süreçten meydana geldiğini ifade eder. Bunların ismine de tez, antitez ve sentez der. Hemen bir örnekle somutlaştıralım Hegel'in diyalektiğini. Nedir mesela? Tez toprağa attığımız tohum olabilir mi? Evet, tez toprağa attığımız tohum. Antitez bunun filizlenmesi. Tohum, filizlenme ve değişim sonucunda sentez olup ağaç meyve veriyor. Dolayısıyla Hegel'in diyalektiği arkadaşlar karşıtlıklardan değişim meydana gelmesi ve bu değişimle beraber ortaya bir varlığın çıkmasıdır. Varlığı madde olarak kabul edenler var. Burada da 4 filozofumuz karşımıza çıkıyor. Lametri, Demokritos, Hobbes ve Karl Marx. Gelin tek tek bunları bir inceleyelim. Bakalım varlığı madde olarak nasıl kabul etmişler? Hangi bağlamda açıklamışlar? Bir bakalım arkadaşlar. Demokritos, ona göre ilk ana madde atomdur. Biz Demokritos deyince evet maddecilik aklımıza gelecek ama onun maddesi atom üzerinden ilerliyor. Bu atomlar sürekli hareket halinde ve bu hareket halindeki atomlar birbirine çarpışıyor ve bu çarpışma sonucunda da bir madde oluşuyor. Demokritos maddenin varlığın oluşma sürecini bu atomların hareketlerinden yola çıkarak açıklamaya çalışıyor. Hobbes da varlığa madde olarak bakan filozoflarımızdan ancak Hobbes maddeyi üçe ayırarak ona göre üç tane cisim olduğunu savunarak anlatıyor. Maddenin şekil almış halini. İlk diyor ki doğal cisimler vardır, yapma cisimler vardır ve ahlaki toplumsal cisimler vardır. Doğal cisimler dediği doğada var olan cisimler. Doğada var olan cisimler. Yapma cisimler adı üzerinden de anlaşılacağı üzere İnsan ürünü olan cisimler. Peki ahlaki toplumsal cisimler nedir? Bunların içerisine de devlet, hukuk kavramları girer. Lametri deyince aklımıza makine öğretisi gelecek. Var olan her şey maddedir der. Ancak o makine insan öğretisi üzerinden bu açıklamayı yapar. Var olan her şey maddedir ve maddenin hareketlerinden ibarettir der. İnsanı da bir makine gibi addeder. Gelelim Karl Marx'a. Varlığın temelinde maddenin olduğu iddiasını taşıyor ve o da Hegel gibi diyalektik materyalizmi geliştirmiş. Ancak onun için madde çelişme ve çatışmadan oluşmuştur. O biraz daha bu diyalektik materyalizme farklı bakıyor. Çelişme ve çatışma olarak bakıyor. Karl Marx deyince de
aklımıza materyalizm kavramı gelecek, bunu da unutmuyoruz. Gelelim varlığı hem idea hem de madde olarak kabul edenlerde tek bir filozofumuz var arkadaşlar. O da Descartes. Asıl varlık Tanrı'dır der. Varlık birbirini indirgenemeyen iki tözden oluşur. Demin de bahsetmiştim. Madde ve ruhtu. Değil mi? Maddeyi ruhla, ruhu madde ile bizler açıklayamıyorduk. Peki bunun diğer ismi neydi? Hem idea hem madde diyorsak Descartes neydi? Dualist bir filozoftu. Varlığı fenomen olarak kabul edenlerde Edmund Husserl karşımıza çıkıyor. Fenomenoloji akımıyla Husserl bize varlığı fenomenoloji üzerinden aktarıyor. Varlığın özünün değil, fenomenlerin yani görüngü bilimin bilinmesinden mümkün olduğunu savunuyor ve en önemli kavramı paranteze alma dediği bir kavram var. Hemen bunu açıklayalım. Paranteze alma şudur. Şuraya bir masa çizeyim. Bir masaya yaklaşırken masanın rengini, şeklini, ağırlığını, her şeyini unutun. Masaya yaklaşırken o güne dair öğrendiğiniz tüm yargıları paranteze alın. Sonrasında masaya yaklaşın. İşte o zaman diyor, siz masayla ilgili en önemli, en sade, en öz bilgileri oluşturacaksınız diyor. Arkadaşlar paranteze alma kelimesini Husserl'de unutmuyoruz. Evet, bir de modern felsefeye yani çağdaş varlık felsefesine bakalım. Günümüze yakın olan felsefe. Burada da 3 tane akımdan bahsedeceğiz. Bir yeni ontoloji, 2 pragmatizm, diğer bir ismiyle faydacılık, 3 egzistansiyalizm, diğer bir ismiyle varoluşçuluk. Bunların filozoflarına da tek tek bakalım. İlk olarak yeni o ontolojiye bakalım. Burada karşımıza Nikola Hartmann çıkıyor arkadaşlar. Aslında o evrende var olan nesneleri 4 katmanda inceliyor. Birincisi diyor cansız nesnelerdir. İkinci katman canlı varlıklardır. Üçüncü katman bilinçli varlık alanıdır. Dördüncü katman ise tinsel varlıklardır. Peki cansız nesneler dediği alana hangi konuyu alıyor? Burada diyor fizik vardır. İkinci katmanda canlı varlıklar dediği biyoloji vardır. Üçüncü katmanda bilinçli varlık alanı dediği psikoloji yer alır. Üçüncü katmanda ise tinsel varlıklar yani madde ile ilgili olmayan şeyler, burada da karşımıza felsefe çıkıyor. Nikola Hartmann'ın yeni ontolojideki görüşü budur. Var olan şeyleri 4 katmanda inceliyor. Gelelim ikinci akımımıza, pragmatizm, diğer bir ismiyle faydacılık. James ve Dewey karşımıza çıkıyor burada. Burada iki filozofumuzun da dediği şudur. Aslında size faydalı olan şeyler doğrudur. Yani James'in dediği, doğrunun değeri bize sağladığı fayda ile ölçülür. Yani faydalıysa doğrudur. Dewey'in de dediği şudur. Başarılı sonuçlar var ise o şey doğrudur. Enstrümantalizmden bahseder. Diğer bir ismiyle aletçiliktir. Yine burada aletin insan hayatında faydalı olduğu kadar, başarılı sonuçlar verdiği kadar doğru olduğunu savunur. Üçüncü akımımız egzistansiyalizm. Burada da karşımıza Kierkegaard ve Sartre çıkıyor. Kierkegaard'ın dediği şu, kişi yaptığı seçimlerle var olur, sonrasında kendi benliğini oluşturur. Yani şöyle söyleyebiliriz, ilk önce insan doğar, sonradan kendi benliğini, kendi kimliğini oluşturur. Sartre'ın da dediği tam bu noktada, insan var olur, sonrasında özünü oluşturur. Burada şunu söyleyebiliriz, varoluş özden önce gelir. Yani insanlar ilk önce doğar, sonrasında kendi benliğini ve kimliğini oluşturur arkadaşlar. Yeni ontolojide, çağdaş varlık felsefesinde bu üç akımı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, ödüllü sorumuz ekranda. Cevapları yorumlara bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.